Selam dostlar. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ülkeme ve tüm inananlara bolca huzur, bereket getirmesini dileyerek Müslüman aleminin ve siz gönül dostlarımın Ramazan ayı mübarek olsun. Bugün de yaptığımız bireysel umre ile ilgili videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Nasıl çok ucuza bireysel umre yapılır? Umreye gitmek için illaki tur şirketlerine mi ihtiyacımız var sorularını detaylı bir şekilde daha önceki videomuzda anlatmıştım. Henüz izlemediyseniz açıklamalar kısmında bir kişilik umre masrafına 4 kişi nasıl umre yaptık videosunun linkini bulabilirsiniz. Ayrıca Mekke'de ziyaret ettiğimiz Arafat Dağı'nı, Hazreti Hatice validemizin kabrinin bulunduğu Cennetil Mualla kabristanını, cin mescidini, Mekke sokak lezzetlerini ve alışveriş merkezi görüntülerinde henüz izlemediyseniz açıklamalar kısmından kolaylıkla ulaşabilirsiniz dostlar. Çok şükür umremizi yaptık, Mekke'deki ziyaretlerimizi tamamladık. Şimdi ise Peygamber Efendimiz'i ziyarete gidiyoruz. Evet sevgili dostlar, çok şükür Mescid-i Nebevi'ye yetiştik. Bugün Medine'de ilk günümüz. Bugünkü gezdiğimiz yerleri sizlere tek tek göstermeye çalışacağım. Görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar, Medine'deki kaldığımız yerle ilgili çok sorular geldi sizlerden. Bu bölümü tekrar sizlerle paylaşmak istedim. Biz bu evi Airbnb'den kiraladık. Ev çok temiz ve kullanışlı bir evdi arkadaşlar. Çok memnun kaldık. Birkaç eksiği de yok değildi. Örneğin havlu yoktu. Havluyu apartman görevlisinden istedik. Ütü yoktu. Ütüyü de yine apartman görevlisinden istedik. O bize anında temin etti. Bu tür ufak tefek eksiklikler var idi. Sonuç itibariyle biz memnun kaldık. Eğer siz de burayı kiralamak isterseniz yorumlar kısmında ev sahibinin kullanıcı adını sizler için yazmış olacağım. Yorumlar kısmına bakarsanız oradan ulaşabilirsiniz bilgileri. Medine-i Münevvere Resulullah Efendimizin hicret vatanıdır. Yardım elini uzatan şehirdir. İslam devletinin ilk baş şehridir. Mekke-i Mükerreme'den sonra mübarek şehirdir. Kur'an-ı Kerim'in yarıdan fazlasının indirildiği nurlu şehirdir. Yeryüzünde cennetten bir parça olan Ravza-i Mutahhara Medine'dedir. Peygamber Efendimiz'in en iyi arkadaşlarından Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer oradadır. Başta Hazreti Osman Resulullah olmak üzere 10 bin sahabenin metfun bulunduğu Cennetül Baki bu şehirdedir. Başlarında Hazreti Hamza'nın bulunduğu 70 şehitle Uhud Dağı şehitliği de oradadır. Kıblemizin değiştiği Mescid-i Kıbleteyn oradadır. Takva üzerine bina edilen Mescid-i Kuba buradadır. Medine-i Münevvere'nin saymakla bitmeyecek kutsallarından birkaçı bunlar arkadaşlar. Şimdi öncelikle Mescid-i Nebevi'deki görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Mescid-i Nebevi'de bayanların namaz kılma yeri ayrıdır. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Bütün bayanlar bu bölümde namaz kılıyorlar. Şu an ikindi namazına çok yaklaştık. Kadınlar namaz için yerlerini almışlar. İnşallah içeride yer bulabiliriz namaz kılmak için. Burası 30. kapıdan itibaren bayanların namaz kılma yeri başlıyor. Ali bin Abi Talip kapısı. Kapılar bu şekilde isimlerle belirtilmiş. Mescide girişte çantalar kontrol ediliyor. Görünmeyen şişelerde suyunuz varsa içeri alınmıyor.
bu Mescid-i Haram'da da geçerliydi. Özellikle zemzem suyu koyduğumuz mavi poşet bidonlar içeri sokulmuyor. Mescid-i Nebevi, Medine'de içerisinde Resul-i Ekrem'in kabrinin de bulunduğu mescittir arkadaşlar. Hicretin hemen ardından inşa edilmiş, temelleri bizzat Peygamber Efendimiz tarafından atılmıştır. Kuba Mescidinden sonra bizzat Peygamber Efendimiz tarafından yaptırılan iki mescitten biridir. Bu bölümde zemzem suları var. Mescidin her tarafına konulmuş. Mekke'de kalabalık olduğu için sular çok çabuk bitiyordu. Burada çok fazla su konulmuş. Zemzem suyuna ulaşmak daha kolay burada. Şimdi kendime bir kişilik yer bulup inşallah namaz kılacağım. Burası da Mescid-i Nebevi'de romantik kapı olarak adlandırılmış arkadaşlar. 368 numaralı kapı. Bunun nedeni ise burada bayanlar ve erkeklerin namaz kılma yerleri farklı. Namazdan sonra eşler birbirlerini bu kapıda bekliyorlarmış. Böyle de güzel bir anı var. Nebevi Arapça'da peygambere ait anlamına gelir. Mescid-i Nebevi tamlamasının anlamı ise peygamber mescididir. Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'dan sonra Müslümanlara göre ikinci en mukaddes mescittir arkadaşlar. Resul-i Ekrem Efendimiz yolculuk ancak şu üç mescitten birine olur buyurmuştur. Bunlar Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dır. Bu yüzden Mescid-i Nebevi Müslümanlar tarafından ziyaret edilen mukaddes mekanlardan biri olmuştur arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Ensardan birinin himayesinde bulunduğu nakledilen Sehil ve Süheyl adlarını iki yetim çocuğa ait olan bu arsayı mescit yapmak üzere sahiplerinden 10 dinar karşılığında satın almıştır. Bu engebeli ve çalılık alan düzenlenmiş ve temeline ilk taşı Peygamber Efendimiz koymuştur. Mescid-i Nebevi'nin ilk yapımında kıble Kudüs'e doğruymuş arkadaşlar. Hicretten 16 veya 17 ay sonra Kudüs'ten Mekke'deki Kabe'ye çevrilmiş kıble. Mescid-i Nebevi Müslümanların sayısının artmasıyla ihtiyaca cevap veremeyince hicretin 7. yılında genişletilmeye başlanmış ve şu anki devasa görüntüsünü almış arkadaşlar. Resul-i Ekrem'in vefatının ardından defnedildiği yer Hücre-i Saadet ismiyle anılmış ve Hazreti Ayşe'nin odası olan bu yer Mescid-i Nebevi'nin içindedir. Bir diğer önemli nokta ise Hicaz'a hakim olduktan sonra Hadimül Harameyn unvanını kullanmaya başlayan Osmanlı padişahları Medine'ye özel bir önem vererek şehrin ve Mescid-i Nebevi'nin imarı için çeşitli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Mescid-i Nebevi ile ilgili diğer bir ayrıntı ise Sultan II. Abdülhamit döneminde gerçekleşmiş. Sultan II. Abdülhamit ziyaretçilere kolaylık sağlanması için ampulün icadından kısa süre sonra 1908'de elektrikle aydınlatmaya başlamış burayı. II. Abdülhamit önce demir yolu döşeterek ulaşım sorununu çözmüş, sonra da elektrik sisteminin kurulmasını emretmiştir. Mescid-i Nebevi'nin içinde bir de tarihi müze yer alıyor arkadaşlar. Mescid-i Nebevi'nin tarihi hakkında geniş bilgileri içeren bir müze burası. Bununla ilgili geniş görüntülü bilgili videoyu sizlerle paylaşacağım ilerleyen günlerde inşallah. 24 saat ayakta kalan bir şeyde düşünün. Tek amaçları ibadet etmek. Mekke de aynı bu şekildeydi arkadaşlar. Medine de aynı. Peygamber Efendimiz'in kabrini ziyaret etmek için
Saat 8'den beri bekliyoruz arkadaşlar. Musk diye bir adları var. Oradan randevu almanız gerekiyor. Randevu almak da çok zor. Eğer iptal olan birisi varsa onun yerini alabiliyorsunuz. Aksi takdirde aylar sonrasına randevu günü çıkıyor. Biz de yarın için bir randevu bulmuştuk. Saat 8'den beri yalvarınca bizi aldılar. Bakalım içeri girebilecek miyiz inşallah. Ne yazık ki birinci barajı geçtik kontrolden ama ikinci barajı geçemedik. Bize bir e-mail verdiler. Oraya şimdi randevu günümüzü değiştirmek için mail yazıyoruz. Bizim randevumuz yarın geceye, uçağımız ise 14'ü sabaha yetişemeyeceğimiz için Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmeden gitmek istemiyoruz. İnşallah mailimize cevap verirler. Biz de Peygamber Efendimiz'in kabrini ziyaret edebiliriz. Verdikleri maile maalesef dönüş yapan olmadı. Ravza'ya giremeden Medine'den ayrılmak zorunda kaldık. Bununla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. Eşimin randevusu 2 gün sonrasında olmasına rağmen uçak biletini görevlilere gösterdiği için Ravza'ya girebildi çok şükür. Ama bizim randevumuzun 1 gün sonrasında olmasına rağmen ve görevlinin birinin bizi içeriye sokacağını söz vermesine rağmen içeri giremedik. Saat 8'den gece 12'ye kadar bekledik görevlinin verdiği sözü üzerine ama maalesef ikinci görevli bizi içeri sokmadı. Tamam, buraya kadar her şey normal diyebiliriz. Kurallara uyulduğu için bizi içeri almadılar diyebiliriz. Lakin ruhumuzu inciten başka bir konuya değinmek istiyorum. Biz sadece var olan randevumuzun gününü değiştirmek istedik. Lakin Ravza'ya randevusuz da girilebiliyormuş. Bunu nasıl yapıyorlarmış peki derseniz, tur şirketlerine küçük bir hediye verirseniz tur şirketleri sizin adınıza randevu alabiliyormuş. Hediye ile neyi kastettiğimi anlayabiliyorsunuzdur umarım. Ya da tanıdıklarınız varsa tanıdıklarınızın aracılığıyla içeri girebiliyormuşsunuz. Eğer bu videoyu izleyen bir din görevlisi varsa bunun ne kadar etik olduğunu bize açıklarsa çok mutlu olacağım. Çünkü bu olay benim ruhumu çok incitti. Randevusu olmadığı için içeri giremeyen 80-90 yaşındaki nenelerin hüngür hüngür ağladığını gördüm. Eğer tur şirketiyle gitmiyorsanız ya da tur şirketine rüşvet vermek istemiyorsanız ya da bir tanıdığınız yoksa, hatta Körfez ülkesi vatandaşı değilseniz Ravza'ya girmeniz oldukça güç diyebilirim. Evet dostlar, bir sonraki videomuzda Medine'de ziyaret ettiğimiz kutsal mekanları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda buluşmak umuduyla dostça kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.